DEM Parti'ye bir saldırı oldu. DEM Parti'ye. Bunu çok televizyonlarda ben görmedim. Sabah saatlerinde Urfa'nın, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki DEM Parti bürosuna silahlı bir saldırı gerçekleşti. Henüz kimse yoktu orada. Ama bu saldırının olması bile, bu saldırının gerçekleşmesi bile Türkiye'nin bir ayıbı. Türkiye'de bir legal siyasi partiden bahsediyoruz. Hani Voltaire demiş ya, yani fikirlerinizden nefret ediyorum. Kimileri için geçerlidir bu. Sevmiyorum fikirlerinizi ama onları savunabilmeniz için canımı bile veririm diyen bir kişinin Voltaire. Günün sözü bu. Evet, fikirlerini hoşlanmayabilirsin, o fikirlerden nefret bile edebilirsin ama legal bir partiden bahsediyoruz. Türkiye sınırları içerisinde olan bir partiden. Ya orada insan olsaydı, ya orada birisi zarar görseydi, efendime söyleyeyim yaralansaydı, hayatını kaybetseydi. Dün de Devlet Bahçeli'nin DEM'le ilgili sert sözlerinden sonra bu olayın Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde de meydana gelmesi benim için çok düşündürücüydü. Umarım siyasette normalleşme, siyasiler arasındaki normalleşme de gerçekleşir. Buna Özgür Özel'in o cümlesini beğendim. Şöyle bir cümle, yumuşama demeyelim buna diyor. Erdoğan yumuşama dedi buna. Buna diyor yumuşama demeyelim, normalleşme diyelim. Benden de bundan sonra yumuşama kelimesini duymayacaksınız. Doğrudur, normalleşmesi gerekiyor ülkenin. Yumuşaması değil, anormal duruma getirdikleri için ülkeyi. Anormal duruma getirdikleri için kendileri de anormal davrandıkları için maalesef burada işte karşılaştırma, kutuplaştırma, yalan videolara çanak tutma bunun gibi anormal bir ülkede bu ülkenin de normalleşmesi gerekiyor. Bundan sonra normalleşme diyelim arkadaşlar. Ben en azından öyle diyeceğim. Lütfen emeklileri unutmayın Fatih Bey demiş. Pro Gamer. Gamer şöyle söyleyeyim size. Emekliler mitingi yapılacak 26 Mayıs. Büyük Emekliler Mitingi 26 Mayıs 2024 Pazar günü Ankara'da. Cumhuriyet Halk Partisi yapıyor. Çok kalabalık olacağı tahmin ediliyor. Emekliler sesini daha gür bir şekilde duyuracak diye de düşünüyorum. Geldik İsrail.